Evet, değerli izleyicilerimiz, hayırlı geceler. Hatay Altınözü Gazetesi ve Mahmut Şan sizlerle beraberiz. Az önce yayınımız kesildi. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Bazen böyle eksikler oluyor. İnşallah en kısa zamanda daha güzel bir yayınla sizlerle olacağız. En kısa zamanda inşallah. Biz yine yayınımızda olduğu yerden devam edelim. Değerli takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, şu an Hatay Altınözü Gazetesi'nin konukları var. Birbirlerinden değerli. Hem muhtar adayı hem de Azalay'la beraber konuklarımız var. Biz konuklarımızla sizlerle yaklaşık bir yarım saat sizlerle olacağız ve konuklarımızı sizlere tanıtıracağız. Değerli izleyicilerimiz ve değerli takipçilerimiz, ilk önce ben sizlerle, ilk önce arkadaşları tanıtmadan önce siyasetten başlayacağız. Biliyorsunuz 2019 Mart aylarında yerel seçim olacak. Bu yerel seçimlerde hem mahalle muhtarlığı hem de belediye başkanlığı süreci başlamış durumda. Bundan dolayı da biliyorsunuz daha önce AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler olarak belirlemişti ve mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş'ın da aday sürecini geçen gün açıklandı ve şu an Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın iki hem AK Parti'nin hem de CHP'nin adayların kesinleşti. Artık başka bir Milliyetçi Hareket Partisi, MHP veya Saadet Partisi bunlar herhangi bir aday söz konusu olacak mı? Onu ilerleyen süreçte sizlere elimizden geldiği kadar aktaracağız. Şimdi biz ilk önce konuklarımızı bir tanıtalım. İlk önce konuklarımızla, şimdi ilk önce Antakya Sarıkent Mahalle Muhtar Adayı Hasan Baykuş Beyefendi'yi size tanıtıracağız. Sırayla da arkadaşı Azalay'la birlikte sizleri tanıtmış olacağız. Evet Hasan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Oğuz Bey. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, Allah razı olsun. Sizler de. Başarılar diliyorum ilk önce. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hasan Baykuş'u olarak ilk önce sizi tanıtalım, kendinizi tanıtın. Daha önce Hasan Baykuş Sarıkent Mahallesi'nde ne kadar oldu ikamet ediyor? Kaç çocuk babası, bu şekilde tanıtalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Ben Hasan Baykuş. Hatay Altınöz Keskin Fikri doğumluyum. Sarıkent Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Sarıkent Mahallesi'nde 12 yıldan beri ikamet ediyorum. Berberlik mesleğim, esnafçılık yapıyorum. Değerli kardeşlerim, Hasan Baykuş, 6 çocuk babası, 1979 doğumlu. Ve şu an Sarıkent Mahalle Muhtarlığı'na talibim. Değerli Sarıkent kardeşlerim, sizlere hizmet etmek için elimizden geldiği kadar çalışacağız. O konulara gireceğiz. İlk İnşallah. önce bir tanıtalım. Abimizi tanıyalım. Ben Mahmut Ölmez, Hacıpaşa Mahallesi'ndeyim. Sarıkent Mahallesi'nde ikamet etmek olmak üzereyim. Sene 2005'ten beri Sarıkent Mahallesi'nde olmaktayım. Evet. Bedi abi de tanıyalım. İlk önce ben Bedi abiyle bu şahada hem Hasan Baykuş muhtar adayımız, biliyorsunuz ben de gazeteciden, berberlikten gazeteciliğe gelmiş bir insanım. Muhtar adayımız da Hasan Baykuş da aynı şekilde berberlikten mesleğini yapıyor. Bu arada Bedi ustamız da yıllardan beri Aynen. ustamız. Bu arada Bedi abinin de iş yerini de reklam edelim. Bedi abinin iş yeri eski otogarın karşısı, şimdi Medyacan Medican erkek kuaförü. Bu arada Bedi abiyle biz tanıyalım. Az çok tanıttırdık ama biz yine kendisinden duyalım. Buyurun. Abi, iyi akşamlar. Herkese iyi İyi akşamlar. akşamlar. Sarıyken Mahallesi sakinlerinden Bedi Haydaroğlu. Bay bayağı kuaförü sektöründe çalışıyorum. Ayrıca çocuklarla beraber. Allah muhafaza etsin. Hasan Bey, Hazasıyım. İnşallah elimizden geldiği kadar mahalleye faydalı olmaya çalışacağız. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Abimizi tanıyalım. Yahya Özbağ, Sarıkent Mahallesi'nde oturuyorum. 6 yıldan beri orada ikamet ediyorum. Hasan kardeşimiz muhtar adayı olduğu için bize azat seçildi kendisine. Elimizden geleni yapacağız.
İnşallah muvaffak olacağız. Allah muvaffak etsin. Abimizi de hemşehrimiz bu arada yine Altınözü ilçemizden, Topdemir mahallesinden ama burada ikamet ediyor. Abimizi de tanıyalım. Adım Sahil Alman. Altınözü Topdemir köyünden. 3 senedir Sarıkent'te oturuyorum. Hasan Bey muhtar adayımız, destekliyorum. Başarılar diliyorum. Aynı şekilde de Abdülkadir kardeşimiz de yine esnaf burada, sanayiden, mobilya esnaflarından. Bu arada da kendisi de dinleyelim. Evet, ben Abdülkadir Akay. 3 seneden beri Sarıkent Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Sayın muhtarımızın her zaman arkasındayım ve yanındayım. Mesleğim de bu arada sanayide mobilyacıyım. 4 çocuk babasıyım. 1978 doğumluyum. Şimdiden başarılar diliyorum muhtarım. Hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Şimdi ben mahalle muhtar adayımızın ve azalarıyla birlikte şu an tanıttırdık. Bundan da başka bir konuya da girelim. Açmışken canlı yayını hem vatandaşlarımızı, biz takipçilerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla burada da başka konuya da girmek istiyorum. Biliyorsunuz bu 2019 Mart yerel seçimleri gittikçe günleri yaklaşıyor. Adaylar başvurusu bitmiş. Meclis üyeleri başvurusu bitmiş durumda. Altınözü'nde AK Parti'den Altınözü Belediyesi'ne yaklaşık 32 tane meclis üyesi adaylığı başvurulduğunu sizlere bilgisini aktaralım. Ve biliyorsunuz değerli takipçilerimiz, bugün birkaç saat önce bir haber yayınlamıştık. Bu haberle ilgili de bazı böyle hesabı kime bağlı olduğunu bilinmeyen sahte hesaplarla işte filan kişi belediye başkanı açıklandı sözleriyle, paylaşımlarıyla bu şekilde paylaşımlar yapılıyor. Biz de bununla ilgili de birkaç saat önce de bunun gereken ne olduğunu yazdık. Buradan da sizlere sizlere aydınlatalım. Altınözü ve Hatay'ın 15 ilçesinin ilçe belediye başkan adayları henüz net değil ve aldığımız duyumlar ve bilgiler 23 Aralık'a kadar daha açıklanmayacağını bilgisini sizlere aktaralım. Paylaşım yapılan ve isimleri yazılan kişileri itibar etmemenizi bu konuda sizlere uyarmış olalım. AK Parti'nin Hatay'ın 15 ilçesinde, hem Altınözü'nde hem 15 ilçesinde henüz 23 Aralık'a kadar aday netliği yoktur. Bununla ilgili bilgisini alalım. Evet, şimdi değerli izleyicilerimiz, gidenen mevcut ne güzel böyle hem mahalleye bazıları şey olarak belediye başkanlığı hizmet için ben varım der, bazıları da milletvekili için der, bazıları da bu şekilde abilerimiz, büyüklerimiz Antakya'nın Sarıkent Mahalle sakinlerinde de biz de Sarıkent Mahallesi'nin sakinleri olarak elimizden geldiği kadar Sarıkent Mahallesi'ne hizmet etmek istiyorlar. Buradan da biz yine dönelim konumuza. Hasan Baykuş az önce muhtar adayımız bununla ilgili kendini tanıttı ve şimdi kendisi bir daha Sarıkent Mahallesi'ne ilgili fikirleri, düşünceleri nelerdir? Buyurun Hasan Bey. Şu an ben Hasan Baykuş, ilkokulu Keskincikköy'de okudum. Ortaokulu açık öğretimden bitirdim. Şu an liseye devam etmekteyim. Tahsilim bu kadar. Tabii ki ben Sarıkent Mahallesi'nde 12 yıldan beri oturuyorum. Görüşlerim, gördüklerim Sarıkent'e şu an değişim zamanı gelmiştir. Evet. Biliyorsunuz değerli arkadaşlarımız, Sarıkent şu anki haline görenler hiç tatmin edici değildi. Sarıkent Mahallesi'ne hizmet edebilecek genç, kabiliyetli muhtarlara, insanlara susamıştır. İnşallah Allah nasip ederse ve ben Sarıkent Mahallesi'ne muhtar adayı olarak seçilirsem, siz değerli Sarıkent halkı arkadaşlarıma sizlere en büyük hizmeti vermeye hazır olacağım inşallah. Sizlere her zaman hizmet etmek için ben varım. Eyvallah. Bu arada Hasan Baykuş kardeşimiz de esnaflık da yapıyor Sarıkent Mahallesi'nde. Evet.
bu esnaflığı olmasından dolayı da mahallenin çoğunu... Sorunları da biliyoruz, bakıyoruz. Her gün ben sokak sokak dolaşıyorum. İnşallah kısmet nasip olursa biz bu sorunları gidermek için geleceğiz. Allah muvaffak etsin. Allah razı olsun. Şimdi Sarayikent Mahallesi de Hasan Bey böyle gelişen bir mahalle, geniş bir mahalle. Yeni yeni binalar oluşan bir mahalle. Gördüğümüz bir gazeteci olarak benim sıkıntıları ben de görüyorum. Altyapıları olmadığını. Bununla ilgili de vatandaşlara ne söylemek istersin? Ya değerli kardeşim, şu an söyleyeceğimiz şöyle bir şey var. Biliyorsunuz belediyelerimiz ve devletimiz bir gün doğal gaz kazıyor, bir gün elektrik kazıyor, bir gün şey yapıyor. Gelin yamayama şeyler yapıp bitirip gönderiyor. Tabii ki geçen gün ben bazı insanlarla görüştüm. Dediler ki kardeşim senin arayıp da ne sıfatla arıyorsun bizi. Ben de dedim ki ben halk olarak Sarayikent Mahallesi'nde oturan bir halk olarak sizleri arıyorum. Ya dedi ki orada bir tane sorumlu yok mu? Var. Ama sorumlu neden aramıyor? Ya şu an şimdi kötülemek amacında söylemiyorum. Bizim mahalleye hizmet yok, hizmet edilmiyor, gelmiyor. Evet. Bir sorun oluyor, bakıyorsun bir yıl sonra gelip düzeltilir o sorunlar. Niye evet. Kimse ilgilenmediği için? Evet. Muhtar ilgilenmiyor. Şimdi mevcut muhtar kaç yıldan beri devam etmekte? Bununla ilgili de şimdi, bilgi alalım. Şöyle bir şey konuşalım. Biz mevcut muhtarla ilgili herhangi bir sorunumuz olmadığından dolayı kötülemek anlaşılır. Hayır, söyleyeyim. Kötülemek değil. Muhtarınız Sarayikent Mahallesi kaç dönemden beri muhtardır? Üç dönem. Şu an muhtarlık yapmakta olan değerli muhtarımız Yahya Sarı. Evet. Yani biz onu kötülemek amacında söylemiyoruz. Yok Hasan Bey, kötülemek demiyorum. Ben yalnız şunu soruyorum. Evet. Mahallenizin muhtarı kaç yıldan beri muhtar olarak görevli? 15 yıldır. 15 yıldır. Bunu yalnız da görüyorum. Kesinlikle kötülemek niyetiyle sunmadım. Yalnız kaç dönemden beri, kaç yıldan beri muhtarlık yaptığını... Ya Sarıoğlu 3 dönemdir muhtarlık yapıyor. Evet. Yani şu an 15 yıl diyeceksiniz. 15 yıldan beri mahalleye adam hizmet etmiş bir insandır. Tabii ki şu an ilerlemiş bir yaşı vardır. Evet. Allah uzun ömürler versin. Ona diyecek bir şeyimiz yoktur. Herkes özgürdür. Aday olup olmaması onu şey yapamayız. Kendi adayım diyor. Biz de ona karşı çalışıyoruz. Allah muvaffak etsin. Kısmet nasip ne yazmış, Rabbimiz ne yapmış bize? Takdir ilahidir. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ekibimizle beraber, kardeşlerimizle beraber. Kendimizi tanıtıp inşallah biz hizmet için varız. Hizmet için geleceğiz. Allah muvaffak etsin. Evet. Mahmut Bey de bu konuda başka katacak bir şey var mı? Düşünceleri var mı? İşte Hasan Bey'in dediği de katılıyorum. Çoğu yerlerde bakıyoruz. Bayağı bir eksiklik var. Bu eksikleri görünce canımız sıkılıyor bu mahalleye. Evet. Çünkü böyle bir şey yakışmıyor bu mahalleye. Evet. Tabii kendimize bir şey gelmiyor. Çünkü bizim büyüklerimiz olduğu zaman bize bir şey düşmez. Yetkililer bir şeyler söylüyorum. Yetkililer olduğu zaman bize bir şey düşmüyor. Evet. Tabii ki biz İnşallah Allah'ın izniyle bundan daha iyisini yapmaya hazırız. İnşallah. Devir alırsak. Allah muhafaza etsin. İnşallah. Diyeceği bir şey var mı bunun konuda yine? Mahmut Bey, aynen arkadaşlar dediklerine katılıyorum. Ben sene 2000'de ben o mahalleye geldim. O mahallede ilk oturan benim. Ben bir arkadaşım daha sonra geldi. O mahallede ben 7-8 senede çektim o yollarında, o elektriğinde, o altyapısında neler çektim o mahallede. Evet. Yani sağ olsun en son işte böyle belediye başkanlarımız geldi, ellerinden attı oraya. Bir şeyler yaptılar ama mahallede tabii ki eksikleri var. Yani biz de elimizden geldiği kadar bütün çabalarımızla, zaten iş çalışmıyoruz, sadece işimiz bu mahalle olacak evet. Ondan sonra. Ve takdir edersiniz ki yani berber, esnaf berber, insanların derdini iç içe dinleyebilecek, alabilecek en kişi berberdir. Doğru. Bütün derdini, sorumluluğu, mahalleyi tanıyan kişi berberdir. Doğru. Yani, mahalledeki de berber de mahallenin bekçisidir. Biz de yetkilerimiz dahilinde Sayın Hasan Barış arkadaşımıza, arkadaşlarla beraber elimizden geldiği kadar bize düşen görev neyse
mahallemiz için çiçek gibi olmasını isteriz. Allah muvaffak etsin. Amin. Cümlemize inşallah. Sizin bir diyeceğiniz var mı? Ben de arkadaşlara katılıyorum. Aynı şekilde. Allah muvaffak etsin inşallah. Amin. Abiniz bir şey... Ben destekliyorum Hasan abim. İnşallah eksiklerimizi düzelteceğiz. İnşallah. İnşallah. Şimdi Sarayken Mahallesi Antakya ilçesinin merkezi sayılır. En büyük mahallesi. En büyük mahallesi. Kaç bin nüfusu var? Bu arada biz yani Hasan Bey'e nüfus olarak ve seçmen olarak 13.500 yaklaşık. Seçmen olarak. Seçmen olarak 13.500. Evet. Abdülkadir Bey dinleyelim, bu konuda fikirleri nedir? Abi şimdi dediğim gibi mahallenin eksikleri var. Bu eksikleri gidermek için tabii Sayın Muhtarım'la beraber olmamız lazım. Hep beraber bu eksikleri görüp bir şekilde gidermemiz lazım. Dediğim gibi bu Sarayken Mahallesi büyük bir mahalle. Böyle bir mahalleye yakışmıyor. Çünkü merkezi bir yer oldu. Evet. Yani ana caddesi var dedi. Ne ararsanız var. Evet. Şey olarak, esnaf olarak. Böyle bir yere yakışmıyor. Konum çok güzel Sarayken Mahallesi'nin ama dediğim gibi eksikler bitmiyor. İnşallah bu eksikleri gidermek için her zaman bu arkadaşlarım ve Sayın Muhtarım'ın yanındayım ve arkasındayım. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Peki Sarayken Mahallesi'nde yeşil alan sıkıntısı var mı? Park filan işte. Yani yeterli değil. Öyle diyeceğiz. Kaç tane daha olsa daha iyi olur. Bu ara madde kaç tane daha olsa daha iyi olur. Evet. Evet. Bazı yeterli değil. Ara yerler var. Mesela onları değerlendirebilirler yani. Evet. Şimdi biz tabii ki yayınımızın sonuna geldik. Hasan Bey'in en son mahalle sakinlerine ne mesaj vermek ister? Onu bir dinleyelim. Değerli Sarayken mahalle arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, bana yetki verdiğiniz takdirde sizlere hizmet etmeye hazırım ben. Allah nasip ederse yetkinizi ve değerli oylarınıza talibim. Bana yetkinizi verdiğiniz takdirde sizlere hizmete her zaman hazırım, her zaman emrinizde olacağım. İnşallah. İnşallah. İnşallah Allah nasip ederse olursak o zaman kendimizi belirleriz. Sizleri, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bizi dinleyen herkesten Allah razı olsun. Değerli kardeşim Mahmut Şan'dan ve değerli arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, ben yine birkaç konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bu seçim arefesinde seçimler yaklaşması, bu şekilde mahalle muhtarı adayı ve adayıyla beraber bu şekilde bizim konuğumuz olmuşlar. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Bu gazetemizi ziyaret edip ve de gazetemizde canlı yayında bulunduklarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben buradan Altınözü'ndeki ve Hatay Belediye Başkan adaylarımıza buradan sesleniyorum. En büyük örnekleri muhtarlarımız. Muhtarlarımız ve azalarımız şu an bu konuda canlı yayında bu şekilde kendilerini tanıtmış durumdalar ve tanıttılar. Burada da ben ilk önce Altınözü'nün 13 tane belediye başkan adayına buradan sesleniyorum. Yahu gelin ya. Bu halk sizi tanısın buradan. Ben burada hepinizi davet ediyorum. Bu şekilde de Altınözü Belediye Başkan adayı başvuran abilerimiz, kardeşlerimiz, Altınözü'nde sizleri daha tanımayan vatandaşlarımız var. Bundan dolayı da sizleri ben burama, tabii ki elimizdeki imkanlar bu şekilde yayın yapmak gerekiyor. İnşallah da elimizden geldiği kadar yayınımızı da daha konforlu, daha profesyonel olarak yapmaya çalışacağız. Ama elimizde olan budur. Ben yine de mevcut şu an belediye meclis üyeleri ve belediye başkan adaylarının bize bu şekilde kendilerini tanıtmak için ve Altınözü'ne ve Hatay'a ne hizmet etmek istediklerini buradan insanlara, vatandaşlara paylaşması için davet ediyorum. Ben bu konuda bizi izleyen herkesi selamlıyorum. İlerleyen günlerde yine sizlerle beraber olacağım. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. İyi geceler diliyorum. Sağ olun. Var olun.